fonksiyonu bir aralıkta türevlenebilirliği. Gençler, f fonksiyonu a virgül b açık aralığında tüm reel sayılarda türevliyse f fonksiyonu a virgül b aralığında türevlidir diyebilirsiniz. Yani f 1,3 aralığından b'ye gitsin. Fonksiyon grafikleri veriliyor bakın şekillerde. Birinci şekilde dikkat edecek olursanız 1,3 aralığında türevlidir. Çünkü bir sivri nokta yok. Veya işte yani tek bir tane eğim çizebiliyorsunuz. Onu öyle anlatayım size daha doğrusu. Renkli kalemi al Nevzat. Yani şöyle düşündüğünüz zaman arkadaşlar şu şekilde bakın. Burada şu nokta üzerinde mesela tek bir tane D doğrusu çiziyorsunuz, teğet doğrusu. O da eğim bir tanedir. Dolayısıyla sağdan soldan eğimler birbirine eşit olacağı için arkadaşlar türev vardır. Peki ikiye yürüyelim. Bakın ikinci şekilde dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Şimdi 1,3 aralığında türevlidir diyemezsiniz. Çünkü 2 bozuyor işi. 2'nin sağında ve solunda limit değerleri farklı olduğu için sürekli değil. Dolayısıyla 1,3 aralığında kesinlikle türevli değildir. Ama şöyle sorsaydım size soruyu. 1,2 aralığında deseydim türevlidir. 2,3 aralığında deseydim türevlidir ama 1,3 aralığında kesinlikle türevli değildir. Gençler yine 3. şekle gelelim. F 1,3 aralığında türevlidir demiş. Bakın türevlidir. Herhangi bir noktadan bir eğim çizebiliyorsunuz çünkü. Mesela ben bir tane çizeyim şurada. Onu da şöyle renkli kalemle çiziyorum. Mavi kalem al Nevzat. Yani şu şekilde bir çizdiğiniz zaman bakın. Her bir nokta için bu geçerlidir gençler. Yani şu noktada bir tane eğim çizebildik. Dolayısıyla f 1,3 aralığında türevlidir denilebilir arkadaşlar. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir arkadaşlar. Buna göre f fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisi ya da hangilerinde türevli olabilir diyor. Arkadaşlar bakın sırayla yürüyelim. -3,-1 aralığında diyor. Şimdi -3 ile -1 aralığındaki fonksiyon grafiğini gördüğümüz zaman bakın ben orada bir tane eğim çizebiliyorum hepsinde. Bir incelteyim şeklimi. Yani şu şekilde renkli kalem al Nevzat. Mesela şu noktada değil mi? Şöyle yaptığınız zaman bakın arkadaşlar bir tane eğim çizebildiniz. Dolayısıyla şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar burada işaretlediğim zaman şu A noktası diyelim buraya. A noktasında bir tane eğim çizebildiniz. Bir tane teğet doğrusu çizebildiğimiz için kesinlikle birincisi doğrudur arkadaşlar. İkiye yürüyelim. İkide gençler -2,1 aralığı diyor. -2,1 aralığı. Bakın -2,1 aralığında her tarafta türevli diyemezsiniz. Çünkü -2 ile 1 aralığında şu nokta yani buradaki şu nokta var ya nokta bozuyor işi. Çünkü soldan farklı bir eğim var, sağdan farklı bir eğim var. Dolayısıyla türevli diyemezsiniz. Bu bir kere cırtladı. 3'e yürüyelim gençler. 3'te ne diyor? 1,3 aralığı diyor. Bakın 1,3 aralığında gençler yine türevlidir. Çünkü bir tane de oradan çizelim şöyle. Nokta işaretlemişler. Direkt o noktadan çizmeye çalıştığınız zaman bakın şöyle bir tane eğim çizdiniz. Bir de teğet doğrusu çizdiniz. Demek ki 1,3 aralığında da sevgili gençler türevli olabilir. Dolayısıyla 1 ve 3 cevabı doğrudur. Yani doğru yanıt C seçeneğidir. Buna göre f fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde türevlidir diyor arkadaşlar. Sırayla yürüyelim. A şıkkına geldim. -3 ve -1. Bakın -3'ten -1'e kadar geldiğiniz zaman şuradaki x eşittir -2 de işi bozuyor. Çünkü -2'nin sağında ve solunda limitler eşit fakat sürekli değil. -2 noktası tanımlanmamış. Dolayısıyla sürekli değilse zaten türevli olamaz. B seçeneğini yürüyelim gençler. -2 ile 0 aralığı diyor. Bakın -2 ile 0 aralığında ise bir -1 noktası bozuyor. Bakın burada yine aslında burada direkt türevsiz de. Neden? Çünkü -1'in solunda farklı bir eğime gidiyor. Sağında farklı bir eğim. Zaten otomatik olarak zaten türevli olmaz ama limit de yok genç. Limit var sürekli değil gençler. Sürekli değilse zaten türevli olamaz. C seçeneğini yürüyelim. Gençler -1 ile 1 aralığında bir tane bakın nokta seçiyorum. Ve o noktadan bir tane eğim çiziyorum. Bakın şu nokta çizdiğiniz zaman seçtiğiniz noktadan kaç tane teğet doğru çizebiliyorsunuz ona bakın. Bir tane çizebiliyoruz hocam dediğiniz duyar gibiyim. Yani şuradaki A noktasında. Dolayısıyla kesinlikle -1 ve 1 aralığında fonksiyon türevlidir. Bu cepte dursun ama diğerlerin olmadığını ispatlayalım arkadaşlar. 1,3 aralığında 2 bozuyor. Çünkü 2'deki limit yok zaten. 2'nin sağında farklı bir değere gidiyor. Solunda farklı bir değere gidiyor. Limiti yoksa sürekli değil. Sürekli değilse zaten türevli değil. Cırtladı. E seçeneğini yürüyelim. -2,2 aralığı diyor. Burada bir sürü değer bozuyor. -1 bozuyor çünkü sürekli değil. 1 bozuyor çünkü sürekli değil. Dolayısıyla bu da cırtladı. Doğru yanıt C seçeneğidir sevgili gençler.